Herkese merhaba. Atıksız bir hayata geçmek istediğimi hepiniz biliyorsunuz. Eğer siz de bu hayata geçmek için sabırsızlanıyorsanız, burada konuşacaklarımız sizin için çok değerli olabilir. Daha sürdürülebilir ve atıksız bir hayata geçmek için tabii ki de elimizde bulunan plastik eşyalarımızı çöpe atalım demiyoruz. Yeni bir ürün almaya ihtiyaç duyduğumuz zaman sürdürülebilir ve atıksız olan alternatiflerini arayalım diyoruz. Ben de bu alternatifler arayışındayken tanıştığım ürünleri sizlere göstermek istiyorum. Çünkü eğer siz de şu anda bir alışveriş arifesindeyseniz bu ürünlerle tanışmak hoşunuza gidebilir. Sizi tanıştırmaya bu ürünle başlamak istiyorum. Bu Slowup sitesinden aldığım bir saç sirkesi. Ada çayı içeren bir saç sirkesi. Tamamen doğal ada çayı bitkisinin sirkeleştirilmesiyle elde ediliyor. Ve saç için saç kremi niteliğinde kullanılabiliyor. Bu üründe en çok hoşuma giden noktalardan biri içindekilere yazdıkları not. Neler içermez? Ada çayı sirkesi dışında hiçbir şey içermez yazıyor. Gerçekten bence bu çok önemli. Zehirli kimyasallardan tamamen uzak ve doğal ada çayı bitkisinin sirkeleştirilmiş haliyle saçlarınıza güzelce bakım yapabilirsiniz. Bunu cam bir spreyde, sprey kutuda size gönderiyorlar. Ada çayı saç toniği olarak da geçiyor. Aynı zamanda bir yavaş üretim ürünü. Yani hızlı endüstriye destek olmuyor diyebiliriz. Bu ürünü banyodan önce ya da sonra ıslak ya da kuru saçlarınızı uygulayabiliyorsunuz. Kokusu birazcık sirke gibi gerçekten. O yüzden kokusu sizi en başta rahatsız edebilir ama daha sonra saçınızı kuruttuğunuzda ya da saçınız kendi kendine kuruduğunda bu koku kalmıyor. Ve saçınızı gerçekten saç kremleri gibi açmaya yarıyor. Zehirli kimyasallar içerebilen, doğal olmayan ve genelde plastik kaplarda bizim elimize ulaşan saç kremleri yerine bu daha doğa ürünü saç toniğini tercih edebilirsiniz. Saç toniğinden bahsetmişken bir diğer bahsetmek istediğim ürün yine saçla ilgili olsun. Bu da şimşir tarak. Cilalanmamış doğal şimşir tarak. Bu tarağın en güzel yanlarından biri gerçekten saçı çok iyi açıyor olması ve saçın yağ dengesini çok iyi dağıtabiliyor olması. Aynı zamanda kompost da edilebiliyor cilalı olmadığı için. Yani tamamen atıksız ve geri dönüştürebilir, doğaya geri dönebilir bir ürün. O yüzden tarak alacağınız zaman plastik taraklar yerine bu şimşir doğal tarakları deneyebilirsiniz. Hem sağlığınız için hem de saç bakımınız için zaten daha faydalı olduğu çalışmalarla ispatlanmış. Aynı zamanda doğaya yardımcı oluyorsunuz. Saç ürünlerinden devam edecek olursak, şimdi göstermekte biraz zorlanacağım bir üründen bahsedeceğim. Çünkü neredeyse bitmek üzere. Bu katı şampuanım. Şu şekilde göstermeye çalışacağım. Katı şampuanımdan şu an bu kadar kaldı. Ben bunu Babu'nun adresinden almıştım. Bunları tabii ki aşağıya linklerini koyacağım. Zeytin özlü bir şampuan. Katı şampuan olduğu için üretiminde su kullanılmıyor ve koruyucu da içermiyor bu nedenle. Duş aldığımız zaman sularımızı zehirli kimyasallarla kirletmediğimizi bilerek saçlarımızı yıkama kadar güzel bir his olamaz. O yüzden ben katı şampuanları uzun zamandır kullanıyorum. Kullanmayı tercih ediyorum. O yüzden siz de şampuan alacağınız zaman bunları tercih edebilirsiniz. Katı şampuanın önemli özelliklerinden biri de plastiksiz kutularda geliyor olmaları ve kutu anlamında da atıksızlar. Normalde bizim bildiğimiz şampuan kutularından 3 tanesine denk olduğunu söylüyorlar ve 70 kullanımlık bir ömürlerinin olduğunu söylüyorlar. Ama benim şu an şu kadar kaldı, gerçekten çok az kaldı ve yazıyorum ben bu 23. kullanımdan sonraki hali. Belki ben birazcık fazla suyla temas eden bir şekilde kullanmışımdır diye düşünüyorum. 23 kullanımda bu kadar küçülmüş olması biraz moralimi bozdu. Çünkü daha uzun süre gitmesini bekliyordum. Ama daha uzun süre gitmesini istiyorsanız ilk elinize ulaştığında 90 gramlık bir şey. Onu yarıya bölüp yarım yarım da kullanabilirsiniz. Su ile temas eden daha az bir yüzey alanı olduğu zaman ömrünün iki katına çıkarabileceğimizi düşünüyorum. O yüzden bundan sonra alacağım katı şampuanda mutlaka bu yöntemi uygulayacağım. Çünkü daha uzun süre kullanmak istiyorum. Katı şampuanın bana kattığı en önemli faydalardan biri de şu oldu. Benim gerçekten çok alerjik ve hassas bir bünyem var. O yüzden bildiğimiz sıradan kimyasal içeren şampuanları kullandığım zaman ellerimdeki egzamalar gerçekten çok alevleniyordu. Ve her duş benim için
bir eziyet haline geliyordu. Ama kata şampuanları kullanmaya başladıktan sonra gerçekten ellerime hiçbir şekilde zarar veren bir kimyasalın olmayışı benim için çok büyük bir mutluluk kaynağı oldu. O nedenle eğer alerjik ve hassas bir bünyeniz varsa zaten doğal ürünlere yönelmenizi öneririm. Aynı zamanda da atıksız olması banyomuzda bizim için çok önemli bir yere sahip olduğunu gösteriyor. Şimdi bahsetmek istediğim ürün ise sürekli kullandığımız diş macunları. Ben bu tablet diş macunlarını kullanıyorum. Gördüğünüz gibi küçük, sevimli bir cam kavanozda geliyorlar. İçerisinde bunun yaklaşık 50 tablet var. Ben bunu deneme olsun diye daha fazlasını almamıştım. 75 tablet olanı da var. Ben 50 tablet olanını almıştım. Gerçekten bunlar da kimyasal içermiyor. Aynı zamanda su içermediği için, üretiminde su kullanılmadığı için hem su kaynaklarımızı korumuş oluyoruz hem de içerisinde koruyucu bulunmuyor ve kimyasal yok. Aslında daha önce kendi diş macunumu yapmayı evde denemiştim. Nane yağı kullanmıştım, karbonat kullanmıştım. Ama ondan çok büyük bir verim alamamıştım. Ama bu tabletler gerçekten çok iyi köpürüyorlar ve çok iyi bir temizlik hissi bırakıyorlar. Diş etlerim için de gerçekten çok sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü sonuçta ne kadar doğal o kadar iyi. Ben bu diş macununu jardinden almıştım ve en sevdiğim yanlarından biri de hayvanlar üzerinde deney yapılmadan üretilmiş olması ve vegan olması. Ve alışverişlerimi yaparken bunlara gerçekten çok fazla dikkat ediyorum. Küçük bir cam kavanozda geliyor olması da çok hoşuma gitti. Bildiğimiz diş macunu tüpleri gibi bir atık çıkarmıyor. O tüplerin kutuları gibi bir atık da çıkarmıyor. Diş macunu demişken diş fırçasından da bahsetmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Ben uzun zamandır bambu diş fırçalarını kullanıyorum. Bambu neden önemli? Çünkü tamamen doğada çözünebilir bir ürün ve plastik diş fırçalarının çıkardığı atıktan çok çok daha az bir atık çıkmasını sağlıyorlar. Bu benim aldığım bambu diş fırçası Hydrofil markasından. Daha önce başka markaların diş fırçalarını da kullanmıştım bambu olan. Bu sefer de bu markanınkini tercih ettim. Plastik olan tek tarafı bu fırça kılları. O yüzden bambu kısmını doğada çözünmeye bırakırken plastik içeren kısmını da kesip geri dönüşüme bırakabiliriz. Tabii ki de şu an evinizde plastik bir diş fırçanız varsa onu çöpe atın ve bambu diş fırçası satın alın demiyorum. Eğer şu anda zaten bir diş fırçasına ihtiyacınız varsa ve yeni bir diş fırçası arayışındaysanız o zaman bambu diş fırçalarını tercih etmeniz doğamız için, çevremiz için ve atıksız bir yaşam isteyen herkes için daha kullanışlı bir seçenek olur diye düşünüyorum. Bahsetmek istediğim bir diğer ürün de benim bu neredeyse 2 yıldır kullandığım doğal rolon. Tamamen %100 doğal bir kristalden üretiliyor ve alüminyum içermiyor. Peki neden alüminyum içermemesi bizim için önemli? Çünkü alüminyum bizim terleme mekanizmamızın önüne geçiyor ve aslında fizyolojik olan bu terleme sürecini engellediği için bize geri dönüş olarak birçok farklı zararı olabiliyor. O yüzden alüminyum içeren rolonlar yerine bu %100 doğal deodorantı kullanmayı tercih ediyorum. Bunun atıksız yaşam videomda ne işi var? Bundan biraz bahsetmek istiyorum. Neredeyse 2 yıldır kullanıyorum. Belki 2 yılı da geçmiş olabilir. Biraz küçüldü. Suyla çünkü kullanıyorsunuz. Suyla ıslatarak uygulama yapıyorsunuz. O yüzden her kullanımda birazcık küçülüyor. Şu an bayağı küçüldü aslında. Ama ben kullanmaya devam ediyorum. Henüz beni zorlamadı. 2 yıldır ben bu ürünü kullanabiliyorsam benim için bu sürdürülebilir ve atıksız bir üründür. Çünkü diğer rolonları kullandığım zaman gerçekten 2 ayda bir rolon değiştirmem gerekiyordu. Ve onun atığıyla baş edemezsiniz. O yüzden bunu 2 yıldır kullandığım için atıksız bir ürün olarak nitelendirmek istiyorum. Çünkü 2 yıldır benimle ve 2 yıldır atık olmadı bu ürün. O yüzden siz de yeni bir rolon arayışındaysanız yine bunu öneririm. Çünkü gerçekten kullanım ömrü bence çok uzun. Atıksız yaşam için önemli noktalardan biri de elimizde olan ürünün ömrünü ne kadar uzatabilirsek o kadar iyi mentalitesine gelebilmek. Bu şu anlama geliyor. Bir ürünün
ömrü ne kadar uzunsa o ürünün atık haline dönüşmesi de o kadar uzun sürüyor. Yani bazı ürünler 2 ayda atık haline gelirken bazı ürünler 2 yılın sonunda atık haline geliyorlar. Bu da önemli noktalardan biri. Son olarak bu saç sirkesiyle ilgili bir şey söylemeyi unuttum. Onu tekrar söylemek istiyorum. Bunun üzerinde de bir etiket var. Evet, aldığımız ürünlerin üzerinde etiket var. Ama bu etiketi de atıksız hale getirmek mümkün. Bu aldığım sayfa bu etiketi un ve su karışımıyla, doğal yollarla hazırladıkları bir yapıştırıcıyla buraya yapıştırıyorlar. Ve suyla kolaylıkla çözünüp geri dönüşüme gidebiliyor bu kağıt. Ve yapıştırıcı da doğal. Ben şahsım adına aldığım bir ürün ne kadar atıksızsa o kadar mutlu oluyorum. O yüzden sizlere de bu ürünleri göstermek istedim. Gerçekten kullanmaktan çok memnun olduğum şeyler hepsi. Ve bütün bunlar banyomun atıksız bir hale gelebilmesinin bu kadar kolay olduğunu bana gösteriyor. Bu ürünler benim için temel bakım ürünleri diyebilirim. Ve temel bakım ürünlerimin bu kadar atıksız ve sürdürülebilir olması gerçekten çok güzel bir alternatif diye düşünüyorum. Her kullandığımda doğaya zarar vermediğimi bilerek çok daha rahat bir hayat sürüyorum. Sizler de her bir yeni alışverişinizde bu bilinçle hareket etmeye başlarsanız o zaman evinizde, hayatınızda atıksız, plastiksiz ve zararsız bir hale dönüşecektir. Tabii ki hala benim evimde de plastik olan ürünler var. Fakat bunların da kullanım ömrünü uzatmaya çalışıyorum. Hemen çöpe atmıyorum. Onlardan da faydalanıyorum. Ne zaman ki yeni bir ürüne ihtiyacım oluyor, o zaman onun en atıksızı, en plastik içermeyeni ya da en doğalı hangisi ise onu bulmaya çalışıyorum. Size de bu anlamda yol göstermek istediğim için bugün bu sohbeti yaptık. Umarım hepinizin hoşuna gitmiştir. Bunlar benim banyomdaki ürünlerin atıksız alternatifleriydi. Sizler de kendi banyonuzdaki atıksız ürünleri mutlaka yorumlara yazın. Hepinize çok teşekkürler.